Alo usta. Nasılsın? İyiyim Demiranlı. Sen nasılsın? Hiçbir gelişme yok usta. Kararını değiştirmemiş. Hala boşanmak istiyor. Sen mi cevap verdin mi ona? Tamam dedim. Madem istediği bu, öyle olsun. Belki o da başka bir şey demeye güç bulamıyor. Ne biliyorsun? Ne demiş aşk-ı Mevlana? Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Bildin mi bu lafı Demirhan? Sen önce bir diyeceğini de sonrası ira kızıma kalsın. Hayırlı geceler. İyi de nasıl? İkimiz için bir... İkimiz diye bir şey yok bundan sonra. Sadece Ali için. O kendini iyi hissedene kadar. Sonra... boşanacağız. Bir şey söyle bana. Boşanalım demiştim. Hatırlıyorum. Cevabın ne peki? Tamam mı? Kabul ediyor musun? Tamam değil. Nihan'ın katilisin diye çok eziyet ettim sana. Canını yaktım. Sonra masum olduğunu öğrendim. Bu sefer de masumsun diyemedim. Gerçekleri söylemek için çok geç kaldım. Şimdi bir özrü hak ediyorsun ama kahretsin. Yapamıyorum. Gönlünü almam gerek ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tamam. Boşanalım. Abi, iyi misin? Seni görmek istedim. Canın mı sıkkın? Bir şey mi oldu? Olanlar ortada, biliyorsun. Gel otur da anlat bana. Evet.
Öfkelisin. Ama öfken Hire'ye değil, kendine değil mi? Telafi etmeyi denemeyecek misin? Nereden başlayacağını bilmiyorsun tabii. Kendine öfkelisin, tamam. Ama Hira'nın kalbini bu şekilde tamir edemezsin. Onu önemsediğini göstermelisin bence. İstediği bir şey yapmasını sağlayabilirsin. Ya da ona istediği bir şey alabilirsin. Bilmiyorum ki. Onu en iyi sen tanıyorsun. Bu yaşananlardan, çektiği vicdan azabından sonra hiçbir hediye telafi edemez ona yaptıklarımı. Bence en doğrusu onu karşına alıp hislerinden bahsetmen. Pişman olduğunu gerçekten görürse her şey değişir. Bence ona duygularını açıkça söyle. Yardımcı oldun mu abi? Hiç fena değilsin. En başından buraya bunları konuşmak için geldiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Hadi çok konuşma. Kitabını okumaya devam et.